Çin'de kim bilir ne koyacaklar önlerine. <laughs> Yesinler diye yani. Hani onun için bile hazırlık yapıp gidiyor takımlar. Bana kıllık olsun diye 24-24'te beni servise soktu. Ben o servise atacağım. Benim challenge'ım o. Maalesef Galatasaray ve Türk Hava Yolları elendiler. Acayip herkes sorumluluğunu alıyor. Sahada inanılmaz bir harmoni var. Herkes birbirinin iz düşümü gibi sahada inanılmaz bir harmoni var. Aslı muhteşem derecede bir form yakalamış Aynen. durumda. Nazar değmesin. Dünya şampiasında kötü oynayan bir çiyaka ben hayatımda hiç görmedim. Orada 14 kişilik bir kadro var. Bunun 12'si sahaya çıkacak galiba Hı -hı. olimpiyatlarda. Evet, evet. Bu 14 kişilik kadroya girmek için herkes oynamak istiyor. Değerli spor severler, Sokrates'e hoş geldiniz. Vestel'in katkılarıyla hazırlanan voleybol ülkesinin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Emre Yazıcıoğlu ve değerli kaptan Neslihan Demir'le birliktesiniz efendim. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün e, stüdyomuzda bu ikonlar var, evet. senin gibi ikonlar var, <laughs> ee, minik bebeklerimiz var ve ee, nasıl buldun Vestel'in yaptırdığı bu ikonları? Gerçekten çok güzel olmuş. Yani bu e, bana göre bir koleksiyon parçası yani. Bu <laughs> yıllar sonra çok değerli olabilecek belki de e, evlatlarımıza bırakabileceğimiz gerçekten çok güzel koleksiyon parçaları. Hepsine bayıldım. Ee, acaba diyorum ben de alsam mı bunlardan, koysam <laughs> eve bir de çok şıklar yani. Gerçekten ben bunları eve götürmeyi düşünüyorum tabii ki. Dediğin gibi collectors evet. item olabilecek Türk voleybolunun bir dönemini, altın evet. çağını sembolize eden ikonları yaptırdı Vestel. Bunun arkasında ne var? Tamamdır. İkonların satışından elde edilecek gelirlerin e, tamamı e, voleybolun gelişimine katkı sağlayacak bir projeye aktarılacak, dönüştürülecek. Bu ikonların da sırrı bu efendim kar amacı gütmüyor. Vestel çok güzel bir hoşluğa imza attı evet, ve kızlarımızı ölümsüzleştirdi Gerçekten çok detaylı ve yani hani giydikleri ayakkabıdan formalarına dizdikleri her şey çok detaylı ve çok düşünülmüş. Valla böyle bir şeye ön ayak olduğu için de Vestel'e çok teşekkür ediyoruz sağ olsunlar. Çok hoşuma gitti benim. Şöyle bana baksınlar biraz. <laughs> Hepsi sana baksın. <laughs> e, Vestel'e çok e, gerçekten tebrikler. Harika bir şey imza atmışlar ve daha da güzel olan tarafı ee, gelecek olan gelirlerin voleybolun gelişimine aktarılacak Aynen. olması diyelim efendim ee, emeği geçenlere bir kez daha saygılarımızı sunalım. Umarım eve götürebiliyoruzdur. İnşallah götürebiliyoruz. Yoksa ben dönüşte bir Vestel mağazasına uğrayıp <laughs> ben bir tane de seninkinin çıkmasını çok çok isterim bu arada yani. Benimki şey bastonla falan çıkar <laughs> herhalde şu an. <laughs> evet kaptan bu hafta gerçekten önemli bir hafta. Ee, çünkü neden? Bu hafta senin e, doğum günü hafta aynı zamanda. <laughs> evet. Bu hafta senin ben doğum diyorum, günü hafta önemli? gerçekten çok önemli bir hafta. <laughs> Türk sporunun çehresini değiştiren bir hafta çünkü aynı zamanda bu hafta İbrahim abinin de İbrahim Kutluay'ın da e, doğum günü. Öyle mi? Evet, Aa, evet, abi, evet. Onlar da İlk kendi programlarında <laughs> evet bunu. E, gündeme getirdiler. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. E, seni çok olur. seviyoruz. Bütün ben de Türk sizi çok e, voleybol severleri, spor severleri adına bunu söylüyorum. E, i̇yi ol. ki bizimle birliktesin. Ay utandım tamam. <laughs> Hadi dört, geçelim. 4 dört <laughs> ayı 4 ayı devirmişiz yalnız biliyorsun değil mi? Yani Öyle mi? şimdi bak biz Ağustos'ta başladık. E, Tabii. yani inanılmaz Doğru. zaman çok çabuk e, akıp evet. geçti. E, çok Aa. büyük bir keyif oldu. İki doğdun nesli. <laughs> Ay iki çok teşekkür ederim. Nesli. Şimdi bu dört kırk anlamında mı? Ee, bir tanesi sönmüş yakayım ben onu. Bir tanesi sönmüş otuz anlamına gelir. Otuz anlamına gel ben öyle 30 aldım. Otuz anlamına gelir. Kaptana. Ya çok teşekkür ederim. Nice çok tatlısınız. nice tatlısınız. mutlu yıllar Vallahi diliyoruz. Ay, çok sağ olun. Dilek tutuyorum. Bir dilek tut. Evet kaptan. Bir sürü dilek tutuyorum hepimiz adına. Çok teşekkür ederim. Bravo. Çok enerjinsin. Her yerde pasta yaptım. Bravo. Yattım. Büyük kaptan. Müfit kuvvetlilerden olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Sağ olun ya. Çok ay utandım. Ay ter bastı. Kaptan e, nice nice mutlu yıllara. Teşekkür ederim. E, spor güneşimiz Kaptan'ın doğum gününü kutladık gerçekten. E, bu hafta God'lar haftası <laughs> oldu. İbrahim abi'den sonra Nesli'nin de doğum gününü kutlamış olduk böylelikle. Çok e, Teşekkür ederim. Kaptan o zaman seni daha fazla zorlamayayım. Tabii biz o pastayı <laughs> daha sonrasında afiyetle yiyeceğiz çıkışta. Evet. Yavaş yavaş maçlarımızı konuşalım. Konuşalım. Ee, Vakıf Bank 7.spo maçıyla başlayalım. Şampiyonlar Ligi başlayalım istiyorum. Vakıf Bank yine set kaybetti. <laughs> ee, çok kendi ölçüsünde olmayan bir Sırp e, takımı. spor evet. çok genç Neyse. oyunculardan kurulu bir takım ama yine bir set kaybedildi. Giovanni Guidetti maç sonrasında memnun olmadığını söyledi. Bilhassa da manşetteki problemlerden dem vurdu. Ne söylersin maçla ilgili? Ya şöyle söyleyebilirim. Vakıfbank zaten hani bunun öncesinde de Aydın maçını mutlaka konuşuruz. Eee Milano maçından sonra Vakıfbank'ta böyle bir sahanın içinde bir tedirginlik hakim. En iyi yaptığı şey Vakıfbank'ın e, manşeti file, fileye yanaştırmaktı. Hı hı. Şimdi e, yani birçok kez bu Milano maçından beri böyle süregelen bir şey. Manşeti yakınlaştırayım derken hep karşı sahaya kaçıyor veya çok açılıyor top. Öyle olunca da yani son iki maçtır bir parça daha ortalarını devreye sokmaya çalıştı e, Vakıfbank. Aydın ve Cediz bir parça daha ama çok az yani. O da... E, yeterli değil bence çünkü e, gerçekten hani vakıf bankın gücü tüm oyuncularıyla oynamasından hı hı. geliyor yani baktığınız zaman Çiyaka son 3 maçta bir tane blok mu evet yaptı bir ya? tane blok yaptı yani sonuç hani maçta. bir an evvel bunun artık gelmesi lazım önleri dünya şampiyonası servis yani Geni çok iyi servis attı tamam hı hı. ama o zaman hani bu her iyi servis atan bizden set veya maç alacak hani o kadar basit takımlar değiliz. Bütün takımlarımız için söylüyorum. İyi serviste bizden maç alabiliyorlarsa o zaman oturup bir düşünmemiz gerekiyor. İşimiz var yani. Evet yani çok işimiz var. Ee, hani Giovanni'nin röportajını da dinledim. Çok ağır bir fitness'tan çıkmışlar. Onu soracağım çıkmışlar. Sana. Evet Hı -hı. yani doğru bu takımda bir yavaşlık bir e, mutlaka toptaki kontrol kaybı olur. Bunu etkiler diye düşünüyorum. E şimdi önlerinde dünya şampiyonusu var. Zorlu bir macera. Çin'e gidecekler. E, üç gün önce gidiyorlar. E, Genel menajer Banu ablanın demecini de okudum. 3 gün önceden gidiyorlar. Kaç saat? Saat farkı var. E, ve organizasyon hani bir gün önce takımları kabul ediyormuş. Hı hı. Oo, ya bu çok... Nasıl ya? Ya bu nasıl olabilir? Bir gün önce kabul ediyormuş. Evet, onlar gidip kendileri e, bireysel muhtemelen Ezacıbaşı başı için de aynı şey geçerli. Kendileri antrenman sahası bulup, e, fitness salonu bulup, işte belki de otel bulup veya kalacakları otel, işte iki gün önceden kendi ücretleri. Yani bir dünya şampiyonası düzenliyorsunuz ve bu hani Brezilya'dan gelen takımlar var, oradan gelen, buradan gelen yani bir sürü takım var. Çok büyük bir mağduriyet yani. yani Allah korusun o saat farkından veya bir şeyden biri bir takımın bir oyuncusu sakatlansa düşünsenize bütün yatırımınız gidiyor. Yani bir an evvel bence FIBB'nin bu kadar e, prestijli bu kadar e, iyi bir turnuva olduğunu düşündüğü bir turnuva ya biraz daha böyle sorumluluk alıp takımları daha e, rahat ettirmesi gerektiğini düşünüyorum ya yani o biraz benim e, şey oldu yani birazcık. Sizden, evet. Gerçi bundan önce de yani genelde böyle oluyordu ama artık böyle olmasın ya. Yani neden? Gerçekten neden? Ee, şimdi daha önce de zaten e, Avrupa Şampiyonalarındaki organizasyonlarda da e, belli sorunların olduğu hep gündeme yansıdı. Bizim oyuncularımız da söyledi. En iyi bizim Türkiye yapıyor. En iyi bunu. hep bizim Türkiye'nin yaptığı hep söyleniyor. Bizim federasyonumuz acayip. Bizim federasyon şey çok yapıyor. iyi çalışıyor. Sadece bu tabii yani bizim... Kendi e, perspektifimizden değil diğer oyuncuların da evet. hepsinin e, yabancı milli takımlarda. Ya Türkiye'de olsun da Türkiye'de bir organizasyon olsun da gidelim dedikleri hep söyleniyor. Hem yeme ben evet. çok hani yakın Hı -hı. E, yani herkesin yiyebileceği şeyler konuluyor. Şimdi Çin'de kim bilir ne koyacaklar önlerine. <laughs> Yesinler diye yani. yani. Onun için bile hazırlık yapıp gidiyor takımlar. Yani çok, çok zor. Çok zor. Gerçekten. Yani bu kadar prestijli bir turnuva diyorsunuz. Dünya adı dünya şampiyonası, dünya şampiyonu olarak anılıyorsunuz bir sene boyunca kazandığınızda. Böyle organizasyonel şeyler, hatalar bence e, gölge düşürüyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu konuda FIVB'nin ve SEV'in evet. e, zaten bazı kararlarına An, e, bazı kararlarını anlamak mümkün değil. Bunların çok daha gelişmesi lazım. Evet. E, demekten başka elden bir şey gelmiyor ama şu konuya e, az önce değindik kaptan biraz. Biz daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Sen bunu aslında bir yerde çok güzel dile getirmiştin ama ne zamandı tam hatırlamıyorum. E, i̇şte bu fitness yapma konusu. Giovanni'nin söylediği biz en iyi durumumuzda değildik. E, yükleme yaptık. O yüzden de işte performans biraz etkilendi iması hı hı. var. Bunu bir kere daha anlatabilir misin kaptan? Yani ne zaman fitness yapılır? Oyuncuyu ne kadar etkiler? Vakıf Bank'ın son dönemde işte bu Aydın maçıyla da beraber 3-2 oynadıkları ne kadar bir faktördür? İstersen bir Aslında ciddi bir, bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani fitness deyince hı hı. hani kızlar ellerini alıp 2 kiloyla... Ile... <laughs> hani böyle o ay oramda iyi olsun buramda iyi olsun gerçekten ciddi kiloların <laughs> altına girilip ciddi performanslar gösteriliyor yani fitness dediğiniz şey belki de çok önemli <laughs> çünkü bütün sene taşıyan vücutlarını o fiziksel kapasitelerini yukarı taşıyan fitness bu da dönem dönem antrenörlerin teknik ekibin ve kondisyonerin birlikte oturup planlamasıyla yükleme dönemleri oluyor. E, doğru bir zamanda aslında e, Vakıfbank yükleme yapıyor. Çünkü Çin'e gittiği zaman böyle bir yükleme şansı olmayacak. O yüklemeyi yaptığı zaman tabii vücutta bir ağırlaşma, topu zaman zaman kay kontrolünü kaybedebilme Oluyor çünkü e, gerçekten fiziksel olarak orada hani bütün kas liflerinizi yırttınız büyüme olması için ve bu da koordinasyon manasına problem çıkartabiliyor e, muhtemelen bunu hani dünya şampiyonasına giden diğer takımız ezacı da yaptı bir yükleme tabi ancağını yaptı hani son sarı maçında mesela oynatmadı evet, ideal altısını evet. belki falan e, takımlar bunu dönem dönem yapıyor e, bazen bu tabii ki de hani kayıpsız gittiniz. Çok şükür iki takım da kayıpsız hı hı. gittiler e, Avrupa'da ama e, bu anlamda hani bu çok zor bir dönem onlar için e, bir iki üç gün önceden iki üç güne açılıyor ama vücut tekrar hani o eski hı. dinamikliğine çünkü vücut uyum sağlıyor. Ve eski dinamikliğine geri dönüyor. Bu anlamda hani Giovanni'nin söylediği şeyler doğru. Tam olmuş. onu soracaktım. Ne kadar bunun işte toparlama süresi diye. Ama 2-3 günde evet. dedin. Geçen hafta zaten İtalyan rakipler vardı. O zaman yapılması Hı -hı. mümkün değildi. Evet, Çok önemli maçlar vardı. E, buraya getirilmesi planlandı. Hı -hı. E, ve yani bunu da söyledi zaten Giovanni Guiletti. Kaptan da açıkladı. Peki Aydın maçına e, geçecek olursak. Şimdi bir de tabii şöyle bir durum var. Genel bu fitness konusu ya da işte başka şeyler manşet konusundan da bağımsız olarak şöyle yorumlar ben çok okuyorum sosyal medyada Gabi kararı açıklandığından beridir tabii ki bu resmi olarak açıklanmadı ama hı hı. şu anda bu biliniyor bu Gabi konusu takımı çok etkiliyor Gabinin e, seneye olmayacak olması biraz taşlar yerinden oynadı deniyor ne kadar payı vardır sence? Yani. Şu an hani bilemiyorum bunların hepsi profesyonel sporcular yani Hı -hı. hani Allah korusun yani Gabi bir Allah korusun yani aman aman şey yani bir sakatlansa Gabi bir ay da olmayabilir. Hı -hı. Yani Hı -hı. geçen sene bir sakatlık yaşamıştı uzun da sürmüştü yani bu onların o konuda etkileyeceğini düşünmüyorum bence hani Vakıfbank'ın büyük problemi geçen seneye göre daha fazla hata yapıyor sahada biraz daha tedirgin duruyorlar. Ee, ve bunun hani Gabi'nin kalmasıyla gitmesiyle bir alakası olduğunu yani düşünemiyorum. Çünkü sahada top oynanıyor. Hı hı. Hani bunu e, ve oradaki <laughs> her 14 sporcu da profesyoneller. Hı hı. Bu anlamda hani bir etkileme etkileneceklerini düşünmüyorum. Etkileniyorlarsa da etkilenmesinler. Etkileniyorlarsa Koskoca da etkilenmesin. bir sezon var önlerinde. Hı hı. Ee, belki o takımda hala hani sözleşmesi biten de vardır. Yani bunu... Tabii. Yeni sözleşme e, alabilmek için de iyi bir performans göstermesi gerekiyor Hı. sporcunun. O yüzden de hani etkilenmesinler var. Etkilenmemeleri şey gerekiyor gerçekten. Yani en azından e, evet bu e, transfer sezonunun bayağı bir öne çekilmesi biraz böyle takımları evet. etkileyebilir diyorduk. Ama bununla da baş etmeyi öğrenmek gere gerekiyor sanıyorum. Ama maalesef yani şartlar <laughs> e, bunu gerektiriyor artık. Hani daha başladık 8 maç oynandı transfer haberleri hemen başla daha artık herhalde ne bileyim yaz antrenmanında başlayacak seneye. <laughs> daha takımlar yaz antrenmanı yaparken bir bakacağız <laughs> senenin transferler transferleri konuşuluyor olacak. Yani. Ee, şimdi tabii Aydın'ın da hakkını vermek gerekiyor. Ben e, maçı izlerken şimdi zaten herkesin aslında beklediği gibi Vakıfbank bir reaksiyon e, vererek girdi maça. Çok e ee, rahat kazanılan 25-12'lik 25, bir e, set sonrası Aydın'da e, hoca Alper Hamurcu ile birlikte bayağı iyi bir reaksiyon verdi kaptan. Ya şöyle söyleyeyim ben hani maçı izledim. E, Vakıfbank ilk seti böyle inanılmaz 25-12 gibi yani top göstermedi. Aydın'a dedim ki Milano'nun hıncını hmm. galiba Aydın'dan çıkarmaya gittiler. İlk seti izledim. Pat 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 hemen bitti zaten. İkinci set başladığında yani Aydın'ı şöyle takdir ediyorum Aydın uzun yıllardır Alper Hoca ile birlikte. Alper Hoca'yı da çok severim. Devam ediyor. Bir istikrar var sürekli ve her sene biraz daha transferlerini de üstüne koyarak hı hı. giden hı hı. bir takım. Carlini bence hani Aydın'ın bugüne kadar yaptığı en yıldız transferdi. Çünkü yani ben maçı izledim. Özgenur, Özgenur senelerdir izlerim. İyi bir oyuncudur. Özgenur'u yani bırakın 17 sayı aldı herhalde Özgenur. Onların hepsini geçtim. Özgenur'un önde olduğu turlarda Blok yapmasa da eline, yani good touch dediğimiz eline sekip sahanın içine düşüp avantaj top gibi hı hı. oynadıkları bir o kadar da top vardı. Yani inanılmaz iyi oynadı ve çok az hata yaptılar. Yani bu çok ne diyeyim dünyanın en iyi takımı herhalde bir 5 set <laughs> 13 tane hata yapar. Yani Aydın çok az hata ile oynadı. 15 hata yapmış. 13 behsetti. mi? 15, 15 mi? Evet. 15. Ha, Gerçekten evet. süper. 15 hata yaptılar. Hmm. Gerçekten inanılmaz bir istatistik yani bu baktığımız zaman. E Karlini de oyuncularını çok iyi kullandı. E, defansa da inanılmazdı Karlini. Yani e, acayip bir çok güzel bir Aydın izledik. E, bunun yanında da işte Vakıfbank'ın o e, tedirginliği sahaya e, bir anda bir kırılgan bir havası var. Vakıfbank hep geri dönüşleriyle ünlüdür. Yani Kesin. hani bitti dersin onlar tekrar başlar. Yani bu son 2-3 maçtır Vakıfbank'ta o hani o geri dönüşü rakip fark etmeksizin öne geçtiği zaman 3-5 sayı o arayı kapatamıyor. O şey yok henüz. O ateş yok Hı -hı. bir an önce Hı -hı. işte o sahadaki tedirginlik mi artık e, teknik bir şey mi? taktiksel bir şey mi veya mental bir şey mi o da hocaların hani tespit edip e, halletmesi gereken bir durum bence. Ya yani vakıf bankla ilgili belki e, şunu da söylemek gerekebilir kaptan şimdi geçen sene de aslında çok iyi başlamadı vakıf bank Egon'un gelmesi işte tabii ki bir pasör uyumu Egon'un ilk kez yurt dışına çıkıyor oluşu falan ama önemli bir kapasite olduğu biliniyordu ve o kapasite bir de vakıf bank Underdog olduğu zaman çok tehlikeli olan bir evet. takım ya. Fenerbahçe'nin çok yukarı çıkması, Vakıf Bank'ın çok bile birinci maç sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde o 3-0 sonrası, Imoko maçları sonrası Fenerbahçe'nin inanılmaz derecede yukarı çıkmasıyla bir acayip bir geri dönüşlü aslında sezonu kurtardılar. Evet. Çaka Ogbogu'nun acayip forma girmesi ve yani Egonu'lu, Gabi'li, Çaka'lı bir takımın, Giovanni takımının bu kadar underdog olması... O 1-0, 2-0 Fenerbahçe'yi evet. şüpheye düşürdükten sonra o sezonu kurtaran maçtı. Ama böyle bir kapasite bu vakıf bank takımında acaba var mı? Yani o tedirginliği atmaları Hı -hı. lazım. Çünkü yani ben e, çok düşünüyorlar sahanın içinde. Bir e, action ha yani Smaç vururken çok düşünüyor manşet alak. Hayır yani zaten voleybol hata oyunu. Yani o şeye girmen lazım oyuna hata yapacaksın. Her Hı -hı. Herkes yapacak yani mecbur. Bunu ben hata yapar mıyım düşüncesi var herkesin kafasında ve o zaman bir havada hücum yaparken Gabin'in işte, Gabi işte Zehra'nın Alexia'nın onların tedirginliğini görüyorsunuz o bir anlık o bir saliselik anda o tedirginliği görüyorsunuz yani bu gerek yok yani vurmanız lazım artık hani, kimse görmüyorsa sen görüyorsun e, o o yani zaman zaman her takımda Hı -hı. hani olan bir şey bu şeyi tedirginliği çünkü hani e, tedirgin olsan da olmasan da İyi olsan da, kötü olsan da o maç oynamak zorundasın. Kesinlikle öyle. Yani. Ee, e Ondan e sonra şey oluyor. Set sonlarına doğru e maç böyle başa baş giderken gereksiz inisiyatif hı -hı, almaya hı. çalışıyorlar. O zaman da daha büyük hatalara yol açıyor. Geçen hafta konuşmuştuk tabii Yani e işte bizim ligle İtalya liginin farkı biraz daha. E, yani bu hafta evet, gerçekten geldi. <laughs> yani alt taraftaki takımların biraz daha canlanmasını evet. istiyorduk. O açıdan bakarsak da bu sevindirici. Tabii ki evet. Bank her maçı 3-0 kazanmak istiyor ligde Tabii böyle ya, maçları ama Aydın'a da e, hakikaten alkışlar. Alper Amurcu hoca ile birlikte oyunculara alkışlar gitsin. Karlini dediğin gibi çok iyi bir pasör. E, seneye ülkesine dönecek artık. Evet. E, güzel mücadele ettiler ve yani böyle 3-2'lik maçlar her zaman çok keyifli evet. oluyor. Eee Peki Vakıf Bank'tan eczacı başına geçelim. Eczacı başına taşları biraz daha yerine oturmaya e, doğru gittiğini söylüyorduk ki Maritsa evet. Plow e, Maritza Plovdivi ki Türkçedeki ismi Filibe. Filibe evet. köftecisi sever misin Filibe <laughs> evet, köftesi? Evet çok severim. Valla ben de seviyorum. E, karnım da aç biraz şu an için. Filibe de e, Eczacı başına çok fazla rakip olamadı. Tabii geçen sene de oynadığı bir takım Maritza Eczacı başının evet. burada Voronkova'yı çapraz olarak denemeye devam ediyor. Evet. Ferhat Akbaş nasıl görüyorsun Eczacı'nın durumunu şu anda kapta? Ya Eczacı Voronkova e, harikalar yaratmıyor belki <laughs> yani ama faydalı bir şey istatistiksel olarak sahadaki duruşu e, belki çok büyük e, işler yapmıyor ama en azından takımın gidişatını da bozmuyor. E, öyle olunca Voronkova hani pasör çapraz olarak Sarıyer maçında da evet, izledik. Evet. E, gayet bence e, yani ama ilk altısı ne olacak onu merak ediyorum. Hı -hı. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Hande Voronkova mı? Uzunca bir zamandır yaprağı görüyoruz. Yaprak oynuyor evet. ve iyi oynuyor. Yani Ferhat Hoca bayağı bir e, rotasyona gitti son 2-3 maçtır. Hı, -hı. Chimnianska girdi. Girdi. Yani Sarıyer maçında full o oynadı. Evet. Üstte evet. çok genç bir oyuncu. Ee, yani enteresan. Tuhaf geldi bana nasıl olacak bu diye. Ee, ama bana göre yani şu an sanki Vakıfbank'tan biraz daha değerli toplu duruyor. Hı hı. Eczacıbaşı. Hı, hı Yani bu Her smaç ne kadar anlayamasak evet. da ne olduğunu. S smaçör konusunda e, yani aslında Hande oturdu diyoruz. Evet. Hande oturdu, Hande'nin yeri garanti gibi ama diğer isim kim olacak? Yani Gray daha öne çıkıyor gibiydi sezon başı performansıyla ama Skandici maçında mesela Voronkova evet. girdi değiştirdi. Gray'in ufak bir sakatlığı vardı. Sanki hı hı kafasında o var gibi geliyor bana hocanın ama ha, muhtemelen yani bence de hani Hande Voronkova bir de tabii ortalar olarak boyunca. Beyza mesela hı. Beyza Stevanoviç konusu çok konuşuluyordu ama yani Çek'ten de aslında gelen katkı çok da yukarıda değil bence. Yani Jack'in bence e, ön yani Jack öndeyken bence sadece tek ayağı e, gitmeli hı hı. ve hani eee pasörün yanında oynaması gerekiyor. Dediğim gibi Stefanovic e, ve ee, Jack'ten tek ayaktan performans almadığımız zaten Beyza var. Beyza da gayet hı hı. iyi blokta, e, defan şeyde blokta ve hücumda iyi bir performansı var. E, Stefanov için de bence hani kurşun sürekli kurşun pas dediğimiz onu oynayıp e, iki numarayın e, bloğunu açması hı. gerekiyor ve bence daha başarılı olduğunu hı hı. düşünüyorum kurşun hı hı. pasta Stefanov için. Ee, bir de şöyle bir olay yaşandı ezacı başında. Tabii bu e, hoca oyuncu odaklı problemler her sporda olabilir. Tabii. Yasemin Güveli olayı. Yasemin kulübün açıklamasıyla birlikte hazırlıklarını antrenmanlarını tek başına yapacak dendi. Geçen sene de Yasemin tabi belli bir sakatlıktan dönmüştü. Evet. Ağır bir sakatlıktan dönmüştü. Gayet de iyi döndü yani. İyi de döndü aslında. Geçen sene forma buluyordu ama bazı kritik maçlarda sezon sonuna doğru hiç düşünülmedi Yasemin. Bu senede çok fazla süre almayınca orada bir popuk oldu gibi görünüyor. Bu tartışmalar e, kaptan ne sıklıkla olur, nasıl çözülür, nasıl kol kırılır, yen içinde kalır? E, sence? Burada ne yapılması gerekiyor oyuncu oyuncu kazanmak anlamında. Ee, yani şöyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu sene çok özel bir sene ne olursa olsun e, Olimpiyata gidiyoruz <laughs> ve Türk sporcularımızın e, sürekli oynamak istemesini sürekli çok kendine doğru. göstermek istemesini anlayabiliyorum çünkü hani orada 14 kişilik bir kadro var bunun 12'si sahaya çıkacak galiba <laughs> Olimpiyatlarda. Evet, evet. E, bu 14 kişilik kadroya girmek için herkes oynamak istiyor. Bu anlaşılabilir bir şey ama işte her takımda sistemi, sistemin yardımcı oyuncuları, sistemin ana oyuncuları var. E, ve bu anlamda hani belki de benim hani şahsi fikrim e, Yasemin'in yaşadığı şey oynayamadığı için <laughs> bir e, bunalım gibi bir şey yaşıyor olması. Ve hani Ezacıbaşı da bunu bence profesyonel bir şekilde ne sporcusuna zarar verecek ne de kulübe zarar verecek bir şekilde... E, sporcusunu da kaybetmeden iyi bir şekilde hallettiğini düşünüyorum. Bir an evvelde hani Yasemin o kafasını toparlayıp tekrardan tüm gücüyle asılırsa hani oynamaması veya kendini göstermemesi için de bir sebep olmadığını düşünüyorum. Şimdi tabii geçen senede Salih bu takımın içerisindeydi. O da forma istiyordu. Evet. Ee, çok normal. Yani çok normal değil mi? Oyuncu evet. oynamak ister, değil oynamak mi kaptan? Ister Hele yani, de böyle senin dediğin gibi bir de olimpik yılda evet. e, bu kadar önemliyken dakika almak. E, oyuncuların da oyuncularında e, morali bozulabiliyor. Genç insanlar bunlar. Hı -hı. Ee, bunlar herhalde olağan şeyler. Evet yani bunlar çok hani normal Hı -hı. ama işte e, bir sporcunun oynamasını da belirleyen şey antrenmanıdır. Hı -hı. Yani moralin bozulabilir. Aynı şey ben de yaşadım dönem Hı -hı. dönem oynadığım süreler. Ama sen e, maçta oynamak istiyorsan antrenmanı %110 %120 ile yani o maçta oynayabileceğini antrenmanda göstermen Hı -hı. gerekiyor. Eğer moral bozukluğunu antrenmana Yansıtırsan zaten hani oynama şansınız gerçekten hı hı. çok e, düşüyor. Yani benim bu anlamda oynamak isteyip oynayamayan ve morali <laughs> bozulan arkadaşlarıma tavsiyem antrenman temponuzu çok çok daha hı. yükseklere taşımanız ve oynayabileceğinizi antrenörünüze teknik ekibinize göstermeniz lazım. Çünkü hani moral bozukluğunu sahaya taşımak hiçbir şey getirmiyor. Bir şey olmaz mı ama kaptan? Şimdi ben mesela diyelim ki çok iyi antrenman yapıyorum. Yaptım, 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 yaptım. Bir oldu, iki oldu, iki, oldu, iki ay oldu, üç ay oldu ama dakika almıyorum. Ben kendim hak ettiğimi düşünüyorum. Ondan hmm. sonra da oyuncu bir düşmez mi? Ya ben ne yapsam da, ağzımda kuş tutsam da bana zaten forma gelmiyor. O zaman ben de bırakıyorum kardeşim. Tabii ki bu yani çok Hı -hı. zararlı bir şey ama kendine yapıyorsun sonuçta evet. ama ben antrenmanda da o zaman bir tepki göstereceğim. Bu baktım olmuyor yani bir isyan ediyorum. Herhalde böyle oluyor değil mi bu sorunlar? Yani tabii böyle Hı -hı. bir şey olarak geliyor. Bunun aynısını ben de yaşadım Hı -hı. ama benim hani oradaki şeyim motivasyonum ben hiçbir zaman antrenmanda hani surat asayım ben niye oynadım. Ya benim orada iki buçuk saat ben çok seviyorum ya oynamayı. Ya i̇ki buçuk saat keyfim var ya. Yani gerçekten orası benim için bir keyifim. <laughs> ben niye bunu kendime zindan ediyorum, oynamıyorum diye. diyor. <laughs> ben orada oynayayım, <laughs> orada oynayayım, bütün hani elimimi kederimi o topa aktarayım. Antrenman Hı? için mi? Evet, diyorsun? Evet, antrenman ha. için yani. Yani ondan sonrası zaten antrenörüm ve teknik ekibin hmm. bileceği iş. İstersen oynatmayabilir ama benim her gün sabah akşam iki <laughs> buçuk saat orada keyfim var. Bunun <laughs> ki bunu benden alamaz ki. Antrenör hani diyelim ki. Çok kötü niyetli bir insan tak hani hoca bana taktı gerçekten bana taktı diyelim. E sen sabah akşam iki buçuk saat orada keyif alabileceğin hiçbir şeyi düşünmeden ve hani risk de alabileceğin hmm. çünkü maçta risk almak biraz daha, daha zor. zor. Tabii. Harika bir beş saatin var önünde ya onu yaşamalılar bence çünkü hepsi sevdiği için yapıyor yani sevmeden yapılacak bir şey değil yani bu hiçbir spor sevmeden yapılacak. Bir şey değil. Ben hani onu kimse mesela benim elimden o beş saati alamadı. Peki bunu ne zaman anladın kaptan? Yani yaş biraz daha böyle alınca mı daha olgunlaşınca böyle bir kafa yapısına mı girdin? Çünkü yani 23-24 yaşında belki idrak etmek biraz daha zor olabilir bunu. Yok ya ben yani oldum olası öyleydim. Öyle ben miydin? şeyi çok seviyorum. Ee, kolay kolay işte Neslihan Demir olunmuyor şeyi tabii. Şeyi çok seviyorum yani birisi benim kapımı çalınca ben evde olacağım. Benim motivasyonum oydu. Yani şimdi ben hani oldu, Hı. beni hoca beni oynatmıyor, ben antrenmanda takılıyorum. Yani kötü de değilim, iyi de değilim. hani antrenmanda bozmuyorum belki ama yok, hayır. Ben yüzde yüz onumla yapacağım ki o hoca beni tamam çok kötü niyetli, bana taktı, beni bana kıllık olsun diye 24-24'te beni servise soktu. Ben o servise atacağım. Benim challenge'ım o. Ha. Yani ha. ona motive olmaya ha. çalışıyorum. Çok Benim önemli. motivasyonum o oluyor. Çok önemli hayat dersleri. Çünkü e, sporcu sahada konuşur. Hı -hı. Dışarıda konuştuğunun hiçbir önemi yok. Sporcu, voleybolcu dediğin o sahada konuşacak. Onu da konuşabilmen için antrenmanını yüzde yüz yirmiyle yani yapabileceğin en iyisiyle yapman lazım. Yani geldiğinde sana karşı bir şey varsa eğer haklı çıkartmamakta evet. gerekiyor. Hazır olup kendini hazır Aynen hani sen bunu hı -hı. motivasyona mı çevirmek istiyorsun? Tamam hoca bana taktı. Hı hı. Ve kötü niyetli antrenör kötü niyeti. Bütün hani böyle düşünelim. Antrenör kötü niyeti ve beni 24-24'te servise sokuyor. ki maç benim üzerime kalsın diye. Hı -hı. öyle bir şey olabilir mi? Hı -hı. Hani gerçekten. Hani olsa bile hani bu mu belirleyecek her şeyi? Hayır ama ben onu motivasyon açıyorum 24-24'te geçeceğim iki tane sayı alacağım o seti de biz alacağız. Ondan sonra, sonra daha de sonra de oynatmasınlar. Oynatmasın. oynatmasın. Çok yani güzel. Yani böyle yürümek lazım. Yoksa diğer diğer bütün senaryolar senin kendine, aleyhine kendine, çalışıyor evet, değil evet, mi? kendine zarar veriyor. Çok e, detaylı bir şekilde konuştuk bu olayı. Kaptan ne kadar uzun hayat dersleri. Konuştuk ya. Ama ihtiyaç var <laughs> kaptan. Böyle şeyler gerçekten merak ediliyor. E, benim çok hoşuma gitti valla. Ağzına sağlık. Fenerbahçe Potsdam Mücadelesi Fenerbahçe dolu düzgün yoluna Vallahi, devam ediyor. Fenerbahçe dört dörtlük. Dört dörtlük devam ediyor. Yani <laughs> dörtte dört dört dörtlük. E, ben bu maçın yayınındaydım. E, minik yeğenimi ziyarete gitacaktım. E, Tabi uyuyor yani şeyden sonra şimdi tabii. belli bir saati var. E, saat 7'de başladı maç. Valla 9'da evdeydim. <laughs> Siz teşekkür ediyoruz. Allah, Fenerbahçe. Fenerbahçe ve Lavarini hakikaten e, müthiş top oynuyorlar. 25-13, evet. 25-19, 25-15, 4-4 Fenerbahçe bu pay e yani devam ev Yani gerçekten Fenerbahçe için söylenecek bir şey yok. Sadece hani Fenerbahçe'nin maçlarını izlediğimde hep bir böyle bir mesela ilk set hep bir sallantıdalar, Hı. yani böyle işte hep bir 24-22'den geri dönüşler. 24-22'den... O PTT maçını söylüyorsun. İşte PTT maçı Hı -hı. mesela. İşte Hı -hı. ondan önce diğer lotsla oynadığı maçta. Evet İlk evet, set yine evet, 24-22'den. Evet, evet. Böyle bir orada bir döndürebiliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ama Bu dönmediği bir gün... Bir... Ha işte o dönmediği günde iyi başlamaları lazım yani hani çünkü o kapasite var. Gerçekten kusursuz oynuyor. Fenerbahçe yaptığı hatalar bile çok kabul edilebilir hatalar. Hani hiç böyle basit hata, saçma sapan. Onu nasıl böyle yapar? Hiç öyle bir hata. Kabul edilebilir hatalar yapıyorlar. Ee, her geçen gün her oyuncunun performansı birer parça birer parça yükseliyor. Ee, bir tek yakı birazcık yorgun görüyorum. Biraz böyle hey. hafif ağır. Yani belki de onun da fitness rutini değişmiş olabilir geçtiğimiz haftalarda. Ama ona rağmen acayip herkes sorumluluğunu alıyor sahada inanılmaz bir harmoni var. Herkes birbirinin iz düşümü gibi sahada inanılmaz bir harmoni var. E, bunu korumaları gerekiyor. Sadece işte o dediğim gibi o sete iyi başlayıp kimseyi umutlandırmasınlar. Yani, evet. E, Kesin çok doğru. Neyse ki bu maçta Potsdam maçında öyle başlandı. 25 13 üne. Yani lot maçında mesela evet. Eda'nın bir tane <laughs> inanılmaz bir smacı. Çok zor bir pasa smacı vardı ve son sayıda. Onun akabinde de hani böyle bireysel şeylere kalmadan, hiç oraya getirmeden çünkü bu kapasite Fenerbahçe'de hmm. inanılmaz var ve hemen yani her set 25-15 bitirebilecek kapasiteler şu an. Ona bence biraz yoğunlaşsalar. Çünkü Z Hı -hı. yani gün gelir. Ama hiç gerek evet. yok değil mi? yani, yani? Hiç gerek yok. Hiç. Yani bu gücün varken hani bam 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 Hı -hı. Burgeç. Burgeç. <laughs> e, Lavarini de zaten ona dikkat çekti dırçada mesela kaç 8 sayıyla maçı tamamladı. pasör için evet. inanılmaz güzel bir şey o da 35 yaşında kariyer zirvesini evet. yaşıyor Fenerbahçe'de muhteşem oynatıyor takımı çok iyi uyum sağladı İkisi de ona dikkat çektiler yani takımın fokusu baştan sona bugün bu zayıf bir rakip ve evet. karşı çok önemliydi senin bahsettiğin konu ya belki ısınmayı 5 dakika uzatabilirler benim aklıma o geldi. Çünkü Nasıl hani, kaptan? E, hani maçtan atıyorum 40 dakika önce ısınma başlar ya işte Hı -hı. stretching o bu. Evet. E, sanki böyle setin ilk yarısı ısınmayla geçiyor gibi. Hmm. 45 dakikaya uzatsalar belki ısınma sürelerini maça daha bir hızlı girebileceklermiş gibi hissettim. Vay vay vay. evet. Ee, güzel bir çözüm olabilir kaptan evet, gerçekten. O yani, ısınmayı 5 dakika uzatsalar hmm. o daha sıcak girsinler diyorsun. Daha sıcak diyorsun. ve Şeye girseler öyle bir olabilir diye düşünüyorum ama tabii yani ben benim düşüncem <laughs> bir şey kapıta. değiştirmez. Ee, yani tabii şöyle de bir durum var Fenerbahçe daha tam test edilmedi. Bir tek Vakıfbank maçı ki Vakıfbank'ın sorunları zaten ortada. Fenerbahçe'nin kapasitesi süper ama geçen sezonki ki tabii yani o İmoko maçlarındaki Fenerbahçe evet. Vargaslı e, efendim ben söyleyeyim Ana Kristina'nın sakatlanmadan önceki hali daha oraya da bir e, görmemiz gerekiyor belki de. Daha yani Hı -hı. vakti var. Vakti Ama var tabi. Ama yine de hani baktığımız zaman isimlerden bağımsız konuşuyorum. Hı -hı. Şu an geçen seneyle bu sene olan yani isimlerden bağımsız konuşuyorum. Ortalarını dengeli, dört, dört numarasını dengeli, Muteşem. geri hatanı dengeli pasör çaprazından skorunu dengeli, dengeli bir takım var. İsimlerden bağımsız geçen sene de böyleydi. Öyle, evet, evet. Ee, son etapta Imoco o şeylerde bu bence iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum. Yani bir de pasörü değişen bir takımın bu kadar bir de ana Kristina yok, evet. Vargas yok değişmiş bir takım, yeni bir hoca evet. böyle bir harmoniyi kurabilmesi evet. herhalde bu kadar kısa bir sürede çok çok değerli bir şey. Evet. Aslı muhteşem derecede bir form Aynen. yakalamış durumda. Nazar değmesin. Ben bayılıyorum Aslı'yı izlemeye. Uçuyor her yere ya uçuyor. Fetih maç eksiği var Fethi bence. Soma'da... Yani iyi oynuyor. Hücumda iyi Hı -hı. çünkü. Ama blokta da birazcık daha şimdi sadece antrenmanda belirli insanlara blok Hı -hı. yaptığı için hafif bloğunda bir hissiyat ta ihtiyacı var hani onu da oynayarak, oynayarak olacak ve Lavarini de bence şans veriyor ve o da mesela o çarkın içindeki yerini alacağını düşünüyorum bu maçın anonsunu mesela Fenerbahçe kulübü ...Fetisova'ya yaptırdı Türkçe evet. konuş tutturdu Feti yardım etti bir Çok de tatlı. dışarıdan <laughs> biraz böyle soğuk bir kız gibi görünüyor evet. Feti Sova yani bir Rus oyuncu ama onu bile artık takımın içine çeki aynen, çekiyor aynen. yani çekmiş gibi görünüyor. Sarı lacivertler çok, muhteşem bir evet, şey. Evet çok güzel gözüküyor. Çok sevimli duruyorlar sahanın içinde. Hakikaten öyle. PTT maçında Stişak omzunun üzerine düştü maalesef. Ay, evet. İkinci setin ortalarına doğru onlu sayılarda Orada çok korktuk. Çok kötü düştü ama ya. ben yani, dedim eyvah falan Hı -hı. ama çok şükür. Neyse hani, ki ee, yani... Şey bir şeyi yoktu ve çıktı aslanlar gibi oynadı Potsdam maçında da. Fenerbahçe nazar değmesin. Evet. Diyelim yalnız tabi e, burada Avrupa kupalarında e, biraz sıkıntı yaşadık. Yani Ay, Türk Hava fena. Yolları burada ve kapatalım Galatasaray. Burada kapatalım mı? <laughs> ya yani burada kapatmak çok üzüldüm. Ben de isterdim ama bir kelam etmemiz gerekiyor. Evet. Maalesef Galatasaray ve Türk Hava Yolları elendiler. Hiç beklemediğimiz bir şey. Yani Galatasaray'daki kadro problemleri Zaten konuşuyoruz. Beşiktaş Ayosa karşı 3-1 kazandık evet. kötü bir ilk set sonrasında. Evet. Derbide ligde kazanır ama Visbaden gibi bir takıma karşı, e, Alman e, liginin 8.'si <laughs> olan bir takıma karşı elenmek beni çok üzdü. Ya beni de çok üzdü. Hani bu seviyede ya yani hiçbir seviyede hani Hı -hı. altın sette Hı -hı. üç 3 tane manşet hatası hiçbir seviyeye kaldırmaz. Yani sen ben çocuklar toplaşıp oynasak da o seviyede 3 tane manşet hatasına kaldırmanız. Yani bu e, çok üzücü. E, ve hani şansımız vardı challenge haftaya evet. yani şans şampiyonluk evet. şansımız var. Eee Nilfer Belediye 3-2 kazandı. Geldi burada 3-0. Evet. evet. Yani evet. hani onları tebrik ediyoruz. Tebrikler, çok iyi ilgilenen tek tek hani temsilcimiz onlar kaldı. Evet. Hani artık bilmiyorum. Çok çabalıyor. Yani Galatasaray'ı görebiliyorum. Hı hı çabaladığını Beşiktaş maçından da yani biraz da ondan da bahsetmek isterim eğer mümkünse. Toplam, Beşiktaş maçını senin. hani izledim ben. Oturdum izledim. Yani Eggleston dörtten oynaması ve hani öyle bir dizilim yapmış ki Guillermo Hoca. Eggleston öndeyken e, Coutinho arkada. Hı hı. Bu demek oluyor ki hücum yüklerini ben dağıttım. Ama yani Eggleston'un hücuma girişi yanlış zaten. <laughs> Yani o kızacağız o hücuma girişle çapraza vurduğu her top tribünde düşer. Yani hani... Nitekimde... Hep sürekli sahanın içinden kat ediyor ve sadece paralele vurabilir. E de bir blok yerleştirdiğiniz zaman mümkün değil. Ama bilakis zaten hemen ikinci sette hemen e, e, Sude'yi soktu. <laughs> i̇lkinin evet, pozisyonuna. Evet, evet. İlkini de e, Eggleston'un pozisyonuna yani, aldı, pozisyonu aldı. Ve direkt Fark zaten etti. oyunun şekli değişti. Daha sonrasında da Eggleston'u pasör çaprazı olarak. Yani hani hep Aynen diyorum ya öyle. sağlak bir oyuncunun 4 numaradan atak yaparken yani bir ilkine ve Sude'ye baksınlar hani seyircilerimiz sucuma girerken ve Eggleston'a. O kadar sahanın içine girerseniz top sizi geçer ve kontrol edemezsiniz. E, pasör çaprazı oynadığı için muhtemelen hep o içeride, o sahanın içinde kalıyor. O sahanın içinde dikkat etmesi lazım ki topu önüne alabilsin. Öyle olunca hani Gerçekten hani yüksek bir oyuncu kötü değil yani belki teknik olarak eksiklikleri var ama bu kadar hata yapmaz. Ee, onun dışında Beşiktaş'ı da hani birkaç haftadır izliyorum. Ee, böyle bir hissiyatım vardı onlarla ilgili ve bu hissiyatımın da e, yani tamamen şahsi fikrim. Şimdi bakıyoruz Beşiktaş'a Brakoçevic, Gizem Güreşen, Bahar Toksoy, Çağla. Dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu okay, olmuş olanları sayıyorsun. sayıyorum. Ciddi anlamda takımda bu tecrübeye sahip oyuncular var. Antrenör Kaprara hem dünya şampiyonu oldu hem Avrupa şampiyonu evet. oldu. Şimdi bakıyorum kötü oynamıyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Ya yani Benim hissiyatım oradaki Beşiktaş'la ilgili. Asla kötü niyetli değil. Hepsi kazanmak istiyor. Hı hı. Ama takımda çok fazla inisiyatif alınıyor. Libero kendince bir inisiyatif alıyor, blok yapan bir inisiyatif alıyor, e, hücum yapan bir inisiyatif alıyor, pasör taktiğin dışında bir inisiyatif alıyor. Yani kötü bile olsa sistem sistemdir. Sürekli sistemin dışına çıktıkları için. Çünkü e, bunu da anlayabiliyorum eski bir sporcular kazanmak istiyor ve o inisiyatifi, o riski almak istiyor. Aslında bıraksalar tamamen taktiği. <laughs> Ellerinden geleni yapmaya çalışsalar bence maç kazanacaktır Beşiktaş ve kötü bir takım değil. Celeste Plak yani o da senelerce canım, üst o. seviyede oynamış. Ee, o yüzden hani Beşiktaş'ın en büyük handikapı çok fazla inisiyatif alan oyuncusu var kazanmak istedikleri için. Bunu kötü niyetle değil. Bunu hani bir kenara bırakıp taktik neyse hmm. sistem neyse ona bağlı kalsalar... E, bence çok daha ligin üst sıralarına tırmanabilirler. Yani herkes kendince bir şey yapmaya çalışıyor Evet bu hemen yaptım. kötü niyetli değil. Takıma Hı -hı. yardım etmek yardım adı altına ama o da uzaklaştırıyor sistemden. Yani sistemden uzaklaştırıyor Hı -hı. ve e, savunmasız kalıyor. Evet. Blok savunmasız kalıyor, defans savunmasız kalıyor. Hücumdaki oyuncu ne yapacağını bilemiyor gibi gibi gibi. Yani Galatasaray maçında Vilma Salas çok iyi başladı maça. Evet. İlk set, ee, ilk set mü müthişti. Ee, e şimdi sen hep diyorsun ya kaptan renkli bir smaçör rotasyonu da var. Yani evet. Demidova'sı efendim Celeste Pla e, işte Vilma Salas'ı Zaman zaman fullden oynuyor ki ilk sette fena değildi fullden. E, kapraranın da bir arayışı var. Demidovayı evet. soktu, manşette sıkıntı yaşadı olmadı. Biz bir anda işte Galatasaray sistemi Aynen. değiştirince çözüldü Beşiktaş. Aynen öyle çünkü dediğim gibi yani oradaki oynayan arkadaşlarım Hı -hı. hepsi çok üst seviyede Hı -hı. oynadılar ve kazanmayı gerçekten çok iyi bilen sporculardan kurulu bakmayın yani çok iyiler. Yaşları biraz ilerledi tabii ki de. Ama işte dediğim gibi taktikte çok fazla inisiyatif alıyorlar. Ve hani bir blokçu taktikte inisiyatif alınca... Hı hı. ...Libero'nun önünü kapatıyor. Hı hı. Ve hı hı. yani böyle peşi sıra hatalar geliyor. O yüzden bir an önce hani onların sistemi... ...iyi veya kötü tartışamam. Her antrenörün bir sistemi vardır. Ama o sistemin, o taktiğin içinde... İnsiyatif almadan kalırlarsa bence birçok takımda zorlayacaklarını düşünüyorum. Yani az önce söylediğin şey çok değerli. En e, kötü sistem sistemsizlikten iyidir. Aynen. Türk Hava Yolları'nı konuşmayacağız mı? E, Türk Hava Yolları'nı buyur tabii ki. Ay çok üzüldüm Burada ya. Burada kapatalım dedim programı. <laughs> Valla e, zaten yani sorularımız o... içerisinde de var. Türk Hava Yolları konusu hakikaten olacak şey değil yani. Bir skandal oldu. Yani bu kadar daha ilk 16'ya, yani hani Türk Hava Yolları ilk 16'ya bile giremeyecek miydi? Yani hani biz ben gideyim başımı nerelere vurayım. Gerçekten yani tamam dedik ya. ilk Paris'teki maç bir, hani kaza, ya gerçekten ben 3-0 burada hani bitireceklerini düşünüyordum. Ben şeyi bilmiyorum ya tabi bu konularda da kimseyi rahatsız etmek istemediğim için aramıyorum da Van Rijk neden oynamadı? Sakat mı acaba? Ben de bilmiyorum. Neriman'la evet. başladılar. Hiç de değişmedi galiba Hı -hı. Van Rijk maçı Hı -hı. izleyemedim ama... Hı -hı. E neden böyle oldu? Çok üzücü. Yani ben çünkü hani en söyledik ya hani sezon başında da en iyi transfer, en sürpriz evet, transferleri evet, yapan evet. takım Türk Hava Yollarıydı. E Roberto hoca Roberto. Yani Yani hani bu takım burada bu kupada şampiyon olmayacaksa Nerede? Nerede? Nasıl olacak? Olacak Yani çok büyük yani böyle büyük bir şoklama ben, oldu bizim için. gerçekten yani inanılacak gibi değil ki Vakıfbank maçındaki oynadıkları top eee hepimize ümit evet. vermişti. Biraz artık bir şeyler yerine Aynen, oturuyor manşette, mu demiştik. Aynen. Manşette derli toplularda hani en büyük evet, e, evet, evet. zaafları, zaafları dediğimiz, dediğimiz yerde orada bile değerli toplulardı. Yani vallahi çok, çok çok üzüldüm. Bundan sonra sezonun bundan sonra kalanı çok zor geçecek Türk Hava Yolları için. Yani bir şeylerin değişmesi lazım acilen. O ne bilmiyorum ama yani bir şeylerin değişmesi lazım. Ee, hepimizi şok eden bir sonuç yani e, bir Fransız takımına Fransız takımları şu anda yani biraz Şampiyonlar parça, Ligi'nde biri evet yatırım Çünkü yapıyorlar olimpiyat ama olimpiyat senesinde olacak oldukları için biraz biraz daha ama artık yani bizi yenemesinler Fransız Yani Türk Hava Yolları'nın olmaması gerekiyor. Evet. Şimdi yani görüyoruz işte Mülhus takımı Şampiyonlar Ligi'nde İmoko'yu zorluyor, bir set alıyor. Yani, yani ama bu kadar yani bir tane kadar. bir set al Başka bir şey yok yani en sonuçta bir Türk ekibinin, Türk Hava Yolları kadar yatırım yapmış bir ekibin bu sonucu evet. getirmemesi gerekiyordu bize. Yani Valla çok üzüldüm yani gerçekten hani inanamadım. Hı hı. Bu arada Galatasaray Taraftarlarına bir alkış bu kaybedilen maç sonrasında korkunç Türgünleri bir eleniş tribünler inanılmaz tribünler muhteşem ki yani yönetimden de çağrılar geliyordu gelip takım destekleyin diye çünkü belli de bir tepki var evet. dürüst olmak gerekirse oleybol şubesindeki kararlara. Ama taraftar gitti ve muhteşem bir şekilde görevini yaptı. Kaybedilmiş maç sonrasında bile oyuncuları bağrına bastı. Ee, Galatasaray seyircisine, taraftarına alkışlar. Fenerbahçe taraftarı da Potsdam maçındaki çok evet. iddialı bir maç değil muhteşem bir Asla e yalnız bırakmıyorlar evet, çok önemli bu. Ee, bu konuya da bir dikkat çekmek istedim. O zaman kaptan ekleyeceğim bir şey yoksa Vester'le günün soruları. Tamamdır. Ee, Ogbog'u lig maçlarında Fanal'ın tercihinden dolayı tribünde kalıyor. Bu durum performansı üzerinde etkisi olabilir mi? Geçen sene 5 yabancı vardı. Bu sene 6 yabancısı var. Ee, bence hani Giovanni ve ekibi o rotasyonu iyi yapıyor. Yani her maçta Çiğek Ogbog'u tribünde değil. <laughs> bu rotasyonu güzel yapıyor. Geçtiğimiz maç galiba Buşa tribündeydi. Ee, bu hani evet, herkese evet. eşit şansı tanımaya... Ee, çalışıyor. Yani belki de bin, bilmiyorum yani hani belki altyapıdan bir pasör, Türk bir pasör bulsa e, ana hmm. kadrosuna eklese hani Van Aal'ın e, tribünde e, bir parça daha fazla durup Çiyaka oynasa işler değişir mi? Gerçekten bilmiyorum ama yani şu ana kadar hani altı yabancı bir takımı idare etmek de oldukça zor. Çok kolay değil. E, ama hani çok da Bilmiyorum yani Çiyaka'nın e, bu Dünya şampiyonalarında çok büyük performansı vardır senelerdir. E, ben şimdi Çiyaka'yı Dünya Şampiyonası'nda izlemeyi çok merak ediyorum. Hı hı. Gerçekten hani oynamadığı için mi bu performansı var yoksa nasıl olacak? Ben Çiyaka'nın Dünya Şampiyonası'nda kötü oynayan bir Çiyaka ben hayatımda hiç görmedim. 3 yani, senedir o vakıf bankta Dünya Şampiyonası'nda ayrı oynar Çiyaka. Evet. Şimdi burada belirleyici olacak o bence. Şiye bakalım Dünya Şampiyonası'nda ne yapacak? Oynamadığı için mi? Oynamak istemediği için mi? Yapamadığı performansı düştüğü için mi? Sakatlığı mı var? Yani bunların hepsini bence Dünya Şampiyonası'nda göreceğiz. hedef maçlarda geçen senede mesela az önce de program başına dikkat çektik. O Fenerbahçe serisinde inanılmaz oynamıştı. Evet. Burada artık Somut bir hedef var. Ee, merakla bekliyoruz son 3 maçta bir bloğu olan Çaka evet. Ogbogu'dan performans bekliyoruz. Ee Hande Altıntaş'a teşekkürler sorusu için. ...yani fana alındı hakikaten çok tatlı bir kız. Şimdi şey Gabi'yi korkutmaya çalıştığı bir videosu vardı. <laughs> Gabi de hiç şey yapmıyor ya. Böyle çok soğuk soğukkanlı. Çok soğukkanlı. <laughs> Kobe'ye hangi kimdi o? E, Met Barnes mıydı? Onun bir top atma şeyi vardır Kobe'nin hiç böyle ha, kıpırdamadı. Evet. Belki hatırlarsın. Gabi gözünü de bile öyle kırpmadı. gözünü bile kırpmadı. Ee Gabi de öyle yani hakikaten inanılmaz çok hoşuma gitti o. E, Sema Hanım'dan bir soru gelmiş. Meliha ve Şeyma'yı milli takım kadrosunda görür müyüz? Valla Meliha Santarelli'nin kafasını karıştırmak için her şeyi yapıyor bence. Evet Meliha iyi oynuyor. Gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Ya şöyle bir şey var şimdi hani bildiğim kadarıyla normalde hani o konuya da bir parça girelim. E, olimpiyatlarda bizim zamanımızda da hani tüm kadrolar dünyada oynanan bütün turnuvalarda 14 kişidir. Hı hı. Bir olimpiyatta evet. 12 kişi. Evet evet. Yani çok saçma ya. Yani artık tüm dünyada her turnuva yani altyapı turnuvası bile 14 kişilik kadrolu. Niye, neden olimpiyatta 12 kişi? Şimdi o iki kişinin günahı ne? Olimpiyat köyünde yer mi yok? Yani <laughs> şimdi ama <laughs> galiba Esra ile konuştuğumda o bahsetmişti. 14 kişi gidebilecek takım ama Hı. yine sahaya 12 kişi çıkabiliyor. Yani çok saçma ya. Yani hani bu neye göre belirleyecek evet. yani ya evet. bunu. Yani evet. bu bir de hani milli takım, şimdi milli takımımız olimpiyata kaldı. Çok büyük bir başarı. Avrupa şampiyonu oldu. Bir kadromuz var oradaki. Şimdi o kadroyu o kızlar kazandı ya bu hakkı. Yani ben biraz duygusal bakıyorum o taraftan. Kesin, yani 14 kesin. kişi bu olimpiyata gitmeyi hak kazanan yani çok büyük bir performans düşüklüğü, çok korkunç bir şey yaşanmadığı sürece. Valla ben antrenör olsam herhalde yine aynı 14 kişimle gitmeyi isterim. Veya çok parlayan inanılmaz bir sporcu hani yoktan biri çıkmadı bir sürece değil mi? Hı -hı. ben bu kadromu çünkü bu, onu o kızlar yani o kanter içinde yani ne savaşlarla oraya geldiler ve oraya hani o yüzden hani evet Melih çok iyi oynuyor düşünülebilir mi düşünülebilir Hı -hı. ama hani ben tabi biraz kadın ve anne olduğum için <laughs> hani, hani ben o olimpiyat kadrosuna kimdik? Olimpiyat eğmez kadrosuna ben 14 kişiyle gitmeyi tercih ederim. Tabii bu tabii ki de hani benim tercihim hiçbir şey ifade etmiyor. Santarelli mutlaka en mantıklı tercihi ve en hayrımıza olan tercihi yapacaktır. Ee, çok hakikaten dediğin konu önemli kaptan. Yani 14 kişi her yerde mücadele ediyor. Ee, artık bir aile oluyor. Evet. Bütün başarılarda onların payı var. Sen iki tanesini çekip almaya çalışıyorsun orada. Nasıl oradan, olacak değil yani? Hiç Çok adil mı? değil yani. Yani hak mı bu? yani? Hiç, hiç değil. değil yani. Ee, Taha Yasin Tuncer. Türk Hava Yolları'nda Zeroberto biraz provokatif bir soru bu. Evet. Ee, takımı milli takım kampı gibi kullanıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sezon başından beri aslında konuşulan hmm. bir şey bu. Ee, bunu böyle ifade etmek dediğim gibi biraz... ...fazla provokatif yani ama... ...ayıp bir şey bu evet. yani bizim onun... Yani. Hani, ...ben bilemem ki ben... E, ...Türk Hava Yolları'nın iç işlerini de bilemem... Hı -hı. ...ben hani izlediğimi, Hı -hı. gördüğümü... Evet. ...söyleyebilirim yani hani bu... ...bunu söylemek çok kolay yani... ...günümüzde zaten hani... ...bir şeyin gerçekliği... ...kanıtı bilmem nesi olmasına gerek... ...yok yani işte... Evet. ...ben şimdi sana desem ki aa işte... ...Emrecim seni şuradan kurabiye aşırırken... ...gördüm... <laughs> Ve sen bunu aşırmadanı kanıtlamak zorundasın. Değil mi? Yani. Hani herkes herkese istediğini söylüyor. Bir açıklama yapsın deniyor. Yani o zaman hani bunun iddianı bu... ispatla yükümlüsün, evet, değil mi? Evet. Yani hani i̇ddia şey... ben niye ispat evet, etmek tabii, zorundayım tabii, bunu tabii. gibi? Yani o yüzden hani bilemiyorum ki yani TH yönetimi yani uzun yıllardır yatırım yapıyorlar. Her şeyi her şey onların kontrolünün altında. Onlar sürekli bu işin içindeler. Onların bunu değerlendirmesi lazım. Biz sadece sahada oynadıkları oyunu konuşabiliriz. Evet. Böyle şeylerde çok konuşuluyor. Ee, ama yani bu tür şekilde ifade etmek hakikaten çok yakışıklı olmuyor diyelim. Evet. Ee, bir de e, burada arkadaşlarımız almamışlar notların arasında ama güzel bir konu geldi. Şimdi tabii ki e, Federasyon Başkanımız daha Hı. önceden bu müjdeyi vermişti. Gelecek sene e, VNL'ler e, Türkiye'de e, yapılacağı için iki, 2000 kaç? 2025 değil mi? Hı hı. E, aday şehirlerimiz var. E, İstanbul, İzmir, e, Ankara, Konya ve Antalya. E, deniyor ki neden deprem riski olan şehirler var? İşte İstanbul ve İzmir. E, sen nasıl görürsün yani bu beş e, şehrimiz ama deprem konusu tabi bambaşka bir ya, konu. İstanbul'u, İzmir'i e, denklemden çıkarmak diye bir şey söz konusu değil. İzmir takım maalesef şu anda e, birin e, Sultanlar Ligi'nde yok. İzmir'de voleybol oynamak ne kadar büyük bir keyiftir kabul. Evet. Ankara'yı biliyoruz. Aynen. Sen anlatabilir misin biraz? Ya şu, şuradan başlayayım Hı. ben. Hani e, Japonya'da biz oynadık. Her gün 7.2 <laughs> deprem oluyor. Yani aslında depremden <laughs> evet. bir şey olmuyor. Bina evet. Doğru. Bizi doğru. şey yapıyor. Yani bak şöyle ufacıcık bir anıma anlatayım. 42. katta bir oteldeyiz, milli takımla birlikte. 42. katta 7.2 deprem oldu. Of. Herkes hayatına devam ediyor. Sadece panik olan bizlerdik. Yani o kadar panik olduk ve o kadar beynimiz durdu ki aşağıya asansörle indik. Oh. Yani şöyle böyle bir oh, <laughs> saçmalık oh. olabilir mi? ama herkes hayatına devam ediyor. Hiç kimse. E bir televizyonu açtık hemen tabii ki de ne oluyor hiç bilmediğimiz Japoncamızla tsunami uyarısı uyarısı falan veriliyor. Eyvah ne yapacağız? Hiçbir şey olmadı. Kimsenin burnu bile kanamadı. Yani biz korktuğumuzla kaldık. Hı -hı. Yani hani Hı -hı. bu gerçekten İstanbul, İzmir bunları biz hani denklemden her an zaten her an hani bu sadece eee o turnuvalar özelinde olacak diye bir şey yok. Yani her an biz bir deprem ülkesiyiz. Bunu hani kabul edip buna göre hmm. yaşamamız ve buna göre önlemler almamız gerekiyor. Bunu hani İzmir'de de oynamak çok keyiflidir bu arada. Yani Türkiye hele bundan sonra Türkiye'nin her yerinde oynamak çok keyifli olacak. Çünkü Türk insanımız o kadar kucakladı ki voleybolu. O yüzden hani bu bilmiyorum hani hiç olmasın inşallah deprem ama Ülkenin de bir gerçeği tabii bu, ki yani bunu bir günde bu yani. değiştirmemiz evet. mümkün değil. İstanbul ve İzmir'i de zaten böyle organizasyonlarda denklemden çıkarma gibi bir kimsenin bir lüksü yok. O zaman hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız o zaman yani, evet. değil mi? Yani o zaman hiçbir şey hayatın durması lazım durması burada. Lazım. Mümkün değil böyle bir şey. Kaptan programımızın sonunda artık klasikleşmesini istediğimiz bir bölümümüz var. Tabii geçen hafta sormuştuk izleyenlerimiz bilmekte artık fazla bir sorun yaşamamışlar. Yani Markova... Evet. Ee, <laughs> yi sormuştuk. Sadece yanlış cevaplar demiştik. Markova'yı bildiler. Şimdi ekrana gelecek olan acaba bu minik tatlı voleybolcuyu e, o zaman tabii yani bir voleybolcu adayı acaba tahmin edebilecekler mi? Sen inanılmaz bir gidiş yolunda <laughs> evet. buldun. Yani bilmiyordun. Bilmiyorum, açıklamayacağız ama evet. sen bir ipucu verebilirsin. Yani neyi düşünerek bulduğunu bana söyledin. Ee, hakikaten yani süper. Şey, hani basketbol sahası hmm bu veriyor. Hani ailesinde basketbolcu olan bir sporcu olabilir diyorum. Ben oradan yürüdüm. Bir de dönemin modasına da şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> baktığımda genç bir oyuncu oldu. Hmm, kaptan Belli oluyor. Püf noktalarını <laughs> bu şekilde verdi. Kendisi hiç fikri yoktu. Yani tak diye bildi valla. Evet. Kaptan helal olsun hakikaten. Şiş bir gidiş yolu. Ağzına diline sağlık doğum günü ederim. haftanda artık yeni yaşını bir kez daha kutluyorum. Çok sağ olun, teşekkür 40 ee, oldum. Haftaya 40'ın olgunluğuyla geleceğim. Haftaya. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan e, Ağzına diline sağlık çok gerçekten. Yeni ederim. yaşında çok umarım lazım. bütün dileklerin Tüm kutlu olsun. Tüm çok teşekkür ediyorum. Doğum ee, sana teşekkür ederim. ederiz. Umarız yeni yaşında bir olimpiyat şampiyonluğu İnşallah. programı yapacağız seninle burada İnşallah. beraber. Efendim e, kaptanımız Neslihan Demir'le birlikte ben Emre Yazıcıoğlu. Vestel'in katkılarıyla hazırlanan voleybol ülkesinin bu bölümünde de sizlerle birlikteydik. Umarım keyif almışsınızdır. E, gelecek hafta imden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.